Bir sigara versene şuradan. Oo, günaydın Ekrem Bey. Ne güzel bir gün değil mi? Efendim? Ne sigarası? Her zamankinden. Gene Amerikan sigarası değil mi? Yine zam geliyormuş bunlara. Şu haliyle bile 3 dolar ediyor. Daha ne istiyorlar? Anlamadım ki. Buyurun. Sigara aleyhtarı kampanyalar yüzünden Amerikan halkı gitgide sigaradan uzaklaşıyor. İç piyasa gitgide daralıyor. Efendim zaten şirketimiz ürettiği sigaraların %90'ını az gelişmiş ülkelere pazarlıyor. Evet, bizim esas pazar payımız Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkeleri. Yeni ve daha etkili bir reklam kampanyası başlatmalıyız. Emredersiniz efendim. Hadi bakalım. Beyler, kabinemiz bu yılki bütçe görüşmeleri için toplanmış bulunuyor. Gelirler kısmı oluşturuldu. Sayın Maliye Bakanımız bize gerekli ayrıntıları verecek. Benim özellikle dikkat çekmek istediğim konu sigara şirketlerinin kar oranındaki artış. Geçen yıla oranla %70'lik bir artış var. Ve tabii bu da Amerikan hükümeti bütçesine aynı oranda yansıyor. Yansımaz olur mu? Dış ülkelere 3 dolara satılan bir paket sigaradan 1 dolar vergi alıyoruz. Bu yılki bütçemizin hatırı sayılır bir bölümü de bu şirketlerden aldığımız vergilerden oluşuyor beyler. Beyler şimdi bütçe giderlerine bakalım. Sayın Savunma Bakanlığı'nın bütçeden ek bir talebi var mı? 2 milyar dolar. Başkanım buna onay vereceğini sanmıyor. Verecektir. İran demokratikleşmesini herkesten çok başkan istiyor. Beyler, savaş maliyetli bir iş. Operasyonda kullandığımız kurşunların bir tanesi bize 1 dolara mal oluyor. Operasyonda kullandığımız kurşunların bir tanesi bize bir dolara mal oluyor. Bir paket Amerikan sigarası alan 1 dolar katkıda bulunuyor Amerikan hükümeti. Bir yaralı var. Yok bu kalsın bu. Sen bana Türk sigarası ver. Buyur abi. Vur onu. Kurşun bitti mi? Bir tane kurşunum kalmıştı. Tam bunu vuracakken nasıl olduysa birdenbire kurşunum bitti. Evet. Gerçekten güzel bir gün. Suç yok, suçlu yok. Hayat böyle, anladım.